Peki, dinledim dün. Hülya'nın en çok sevdiğin huyu nedir? Yani Hülya'nın en çok sevdiği huyu, fazla konuştu mu Didem ablacığım? Ya doktor da söyledi. Yani kafası götürmüyor. İlaç kullanıyorum efendim. Ben imcakı da sana demedim. Bak, Hülya. Evet. Dur, bu şey ben, söylüyor. Hülya, bak beni hemen kesiyorsun. Ya ben bir anlatayım. Hülya çok iyi bir katil, yani çok iyi niyetli bir insan. Hı hı. Hiç kimseye kırgın olmaz, şey olmaz yani. Ben çalışırım, getiririm, parayı eline veririm yani. Evinde ihtiyacı var, onu karşılar. Hiç kimseye bir dargın olmaz. Hele hiç dediler işte. Komşularla kavga etmez mi? Hayır, asla. Gelirken, sefa mı çekti o zaman? Gelirken Didem ablacığım, inan ki yani 30 kişi insan. Yani köyde bu kapının işe gitmişti. 30 kişi insan, bayan olsun, erkek asla. Olsun. Hepsi bunu yolladı ağlaşarak. Güle güle git, güle güle gel Hülya'cığım. Allah'ın köyde mi, köyde mi yaşıyordunuz, şehirde mi yaşıyorsunuz? Köyde yaşıyoruz. Nevşehir'de. Didem ablacığım. Nevşehir'in köyünde. Niye sordun Sefa onu? Nevşehir'in köyde. Bahçelidir. Başka bir şehrin köyünde yaşıyoruz. Kavga etmeyen insan zaten arasan bulamazsın. Yani evet. Şunu söylüyor. Köy evlerin bahçesi örülü. Yani kavga etmeyi adam bulamazsın diyor. Herkes kendi bahçesinde. Hayır hayır, asla. Bizim evlerimiz çok sıkı yani. Asla kavga yok ablacığım. İnanmıyorsun. Çok iyi. Hı. Allah razı olsun. Gelin diyor, ağzından gelin çıkıyor. O kadar. Gelinim diyor, işi bitir de gel diyor. Halil'i mi diyor? Gel diyor. Halil'i mi kaynım diyor? Kaynım. Halil Bey'e sorar mısın? Bu kendi kendine Kayseri'ye gidemez. Annesi mi verdi? Kazım mı verdi bunu? Ben kendim gittim. Evet, ben de öyle bir şey duydum da. Için evet, gittim evet, ben. Lütfen. Ben bir şey duydum. Bunun tek başına beni dinliyor musunuz Halil Bey? Git, sessiz olun. Bir yerden ses geliyor ama Halil Bey beni dinler misin? Dinliyorum. Tek başına hastaneye gidemez. Dolayısıyla ya annesi Hülya'yı sana verdi ya da Kazım sana verdi. Ya onların yerine bir şey yok yani. İlham öyle bir şey yok. Bak Hülya, beni bir dinler misin bak Hülya? Tanım, biz tanıştık. Hülya. Ya bak ben seni savunurum bak Hülya. Ya bak dünden beri konuşuyorsun. Ya Hülya bak. Didem ablacığım. Benim kafam götürme. Ben inan konuşma. Bak Didem ablacığım. Kafam ağrıyor. Sefa Bey diyor ya böyle bir nasıl yani sana şeyler diye. Ya kaynanam yani dört dörtlük bir insan. Bak kaynanam diyorum artık. Hayır bak benim bundan sorum Halil'ciğim. Ben şunu sordum. Sen o zaman Hülya'yı tanımadan önce kaynananı ve kayınbiraderini mi tanıyordun? Kazım'ı mı tanıyordun? Evet, tanışıyorduk yani. Ha. Şey sanıyordum. Bacanağı Mustafa var ya şimdi Mustafa. Evet. Yani ben... Nasıl açıklayayım? O köyde açlık falan yaptım 9 sene. Yani o köyün halkı beni tanıyordu yani. Çünkü bak bana hastane deme. Çünkü sen hastane dedin ama hastanede tanışmamışsınız. Yok, ben şöyle ya duydum. Aldığım ihbarlar, duyumlar öyle. Yani annesi para karşılığı evlendiriyormuş Hülya'yı. Asla bu. Hayır, hayır ablacığım, hayır. Öyle aradılar, öyle dediler. Asla, yemin et. Telefon bağlat ablam, bağlasın. Asla ablacığım, asla ya. Ben kendim asla. Ben kaçtım gittim buna ablacığım, sevdim, yuvam olsun dedim. Ha. Yemin ederim kaçtım. Tamam söyle Halil. Bak dedim ablacığım, kaynanamın yani para için şey için asla öyle bir şey yoktur. Yani. Başlık parası verdin giriyorlar mi? Bak ben yemin ediyorum. Kaç para verdin? Bak burada otele var mıyım? Halil, bak, Halil evet. Başlık parası verdin mi? Bak başımızda tacım var bu kaynanamın bak. Anne demek baş tacı demek. Hı hı. Peki. Asla yani. Ben hepsinden memnunum. Dağlar kadar bir kuruş da para vermedim. Ha dedi ki kaynanam, oğlum sen de bekar mısın? Bu da şey. Belki dedi yani bunun biraz sinirleri bozuk, çocuklarını ayırmış. Sen de yuvan dağılmış dedi. Buna bir yoldaş olun. Yani o zaman hastanede tanışmadınız. Efendim? O zaman hastanede tanışmadınız. Ya hastanede gördüm. Yani ben de gördüm ablacığım. Benim güzelliğime hayran oldu. Adam gördü hastanede. Bir hatırlasan, hatırlamıyor. Temizlik yapıyordu adam. Gördü beni hastanede. Hülya'yı güzelliğini görünce Didem ablacığım, yani şöyle bir şey söyleyeyim. Yani Hülya'yı ne kadar çok konuşursan o kadar yani Hülya heyecanında ne dediğini bilmiyor yani Hülya. Ne Hülya, dedi? Güzelim mi? Güzelim diyor. Güzelliğinden etkilendi diyor. Ne olacak? Gayet tamam, güzel söylüyor. Ya Hülya yani şimdi diyorlar işte kavga ediyor, şey diyor. Ya asla öyle bir şey yok ya. Ben yok benim öyle şeyim kalmadı. Kavga etmem kalan bitti. Ya Hülya bana söz hakkı tanımıyorsun. Hülya gözünü sevdiğin sahi söyler misin ya? Helallaştık abla Hülya'yla. Hmm. Sefa Bey'in de yol açık olsun. Bak hele Sefa Güven. Aman şey Halil Tükme, ben helallatayım. Yok. Ha, hakkını helal etsin. Dur bir dakika. Devam edeceğiz. Halil'e soracağım. Merak ettiğim bir soru vardır.